gizli servis yaptırdı ya şöyle katılmıyorum. Gizli servis izin mi verdi? Yani o tetiğin çekilmesine izin mi verdi sorusu üzerinden 6 ile şöyle birleştireceğim. Şimdi burada İzin 20 dedi, yaşında yol verdi yani. yani evet. Bu arada Yunus cümleye başlamadan, sözlerine başlamadan daha doğrusu ben gizli servis yaptır derken gizli servisin tamamından söz etmiyorum. Gizli servis deyince bir klikten söz ediyorum. Evet, yani öyle bir ihtimal ortaya çıkıyor zaten. Ama şunu Burada da kim yol verdi? yani şunu da ifade etme. Gizli servisin yani İsmail Bey'in dediği gibi gizli servisin içerisindeki bir elit klik göz yumması demek zaten yaptırması demektir yani. Şimdi burada başkan adayını, eski başkanı, 45. başkanı öldürmek istiyorsanız gideceğiniz kişi 20 yaşında çelimsiz bir çocuk olmaz. Burada çocuğun belli ki nasıl bir radikalleşme sürecinden geçti, nasıl sıkıntılı bir aile hayatı vardı onu bilmiyoruz ama işte biraz anlayabiliyoruz. Bu kişi eğer gerçekten tamamen buna hadi koçum denseydi bir bence böyle bir tipe denmezdi. Yani bu işi bitirmek istiyorsan bir sürü burada şey var. Gazisi var, elinden silah düşmeyenleri var. Çok iyi şeyler var, keskin nişancılar var. Amerika zaten silah cenneti. Şimdi burada belli ki ya bu 20 yaşındaki çocuğa belli bir şekilde yönlendirilme yapılmış. Yani bu sıkıntılarından yararlanılarak bu boşluğa düşmesi, ciddi sıkıntıları, belki aile içi, okul içi, siyasi hoşnutsuzlukları ya burada bir kullanılma var ya da burada gizli servis içinde diyorlar ya hani biz güvenliği arttırmak zorunda kaldık ama işte o çatıya çıkamadık, hata yaptık, ihmal yaptık. Burada belki de şöyle bir şey vardı. Biz Trump'ı koruyalım yani dediğimiz gibi yani küçük bir elit bir klik içinde ya da bir yerden böyle bir ferman geldi onun nereden geldiğini bilmiyoruz. Dedi ki yani biraz da ihmal edin yani belki de orada bir izin verildi. Bu illa kesin olarak Butler, Pensilvanya'da böyle plana izin verin değil de mesela ne yaparsın? Biraz daha savsaklarsın. Biraz daha görmezden gelirsin. Kafanı çevirirsin. Belki de böyle bir komplo oldu. Yani Butler'da olmasaydı başka bir yerde olacaktı. Bilmiyoruz. Ama bu kişiyle yani 20 yaşında çocuk gidiyor babasının tüfeğiyle geliyor buraya. Yani çok daha profesyonel bir şey verebilirlerdi herhalde hocam. Doğru mu? Çok daha profesyonel birini orada görevlendirebilirlerdi. Bir şey Taşeron bu yok. işi başka birine 6 verebilirlerdi. numara Yani gerçekten daha ama ben sevgili şu an Yunus Yunus'a şöyle döndüm yani. 6-4 6-4 karışımı ondan ben dolayı dedim. Bakın Yani şöyle kendi gönlümü böyle Yunus'a döndüm bir 6 geçmiş diyorum. olabilir. Yani Ama sattım yol da sizi. verilmiş Sattım sizi. var burada. Yani yol verilmiş gibi görünüyor şu ana kadar. Bu bir komplo değil. Herkes bunu söylüyor çünkü gizli servis hala bizi tatmin edemedi. Etmeleri lazım. 4 gündür hala böyle içi doldurulur bir mesaj vermediler. Hani belli ki bir yol verme sanki var. Ama bu 20 yaşındaki kişinin de yani o gün mermileri satın alıyor. Babasının silahıyla baba ben poligona gideceğim diyor. 20 yaşında çelimsiz bir şey. Yani Yani seçse onu mu seçecekler tetikçi Amerika... olarak? Doğru. Hayır şöyle. Ama Öyle değil. şöyle bir Kennedy, abi olabilir. Profesyonellik Kennedy arttıkça vuran da öyleydi. bak. Kennedy vuran da öyleydi. Oswald da öyleydi. Yani çok Hatta ilk böyle Lincoln'u iyi vuran da öyleydi yetişmiş, yani. iyi Yani yetişmiş Oswald'ın olmaz. askeri eğitimi vardı ama. Ama Oswald'ın askeri eğitimi vardı. Bu 20 Ya yaşında bu yani çocuk oy kim bile yani? verememiş Ama daha yaşında. birebir aynı olmaz Aynen biliyorsun. Yani şimdi şöyle. Ya birebir aynı değil ama yani onun yine Şöyle askeri bir eğitimi kural vardı vardır ama orada. sevgili O Yunus. binadan şeyi konvoyu vurabilecek yetiye sahipti. Bir de şunu da bilmiyoruz. Mesela kulağı sıyırdı geçti. Belki de hani şeyi bilir. Eray Hocam bu dediğimi anlayacaktır. Belki gerçekten çok farklı bir yere. Hani belki de acemi şansı olarak kulağın yanından geçti gitti. Çünkü o acaba dürbünü sıfırlamış mıydı? Hedefe sıfırlamış mıydı? Yani rüzgara hesap etti mi? Uzaklığı yani bütün bu matematiğini yaptım. Hani böyle tamam gördüm kafayı vurdum diye bir şey değil. Hani ciddi şeyleri var bu keskin Tabii. nişancılığı, Tabii. ayarlamaları, matematiği Anlatayım. hepsi var. Belli Evet onlar tabii bu yapmış. söylediklerin çok mantıklı sevgili Yunus ancak şöyle bir kural vardır. Profesyonellik arttıkça iki şey risk artar. İki konuda. Bir, bu profesyonellerin arkasında mutlaka birileri vardır. Yani bir insan durduk yere mesela işte özel kuvvetlerde görev yapmıştır, emekli olmuştur filan.
Ama bunun bir profesyonel suikastçıya dönüşmesi için mutlaka arkasında bir yapı oluşur. Hı hı. Evet, çok daha profesyonelini bulabilirlerdi. Ama bu yapılar bir süre sonra deşifre olup çok daha büyük olaylara sebep olabilir. Yani birincisi bunu söylememiz lazım. İkincisi adam yani 137 metreden bu silahla orta seviye bir poligon eğitimi alan bir insan bile rahatlıkla şey yapabilir. Bu anlamda da dikkat edilirse 7-8 mermi atıyor. Yani öldürmek için atıyor. Tek mermi değil. Yani profesyonel olsaydı mesela tek mermiyle. Burada şu da çok konuşuluyor ama Eray Hocam. Yani doğru dediğiniz, yani ben de poligonlarda bulundum. Bu silahı hani elimde tuttum. Yani bu biliyoruz hani orada poligonda. Çok yaygın. Stres altında olmadan vurursunuz yani. Amerika'da peynir ekmek gibi satılan bir silah. Ama herkes şundan da bahsediyor. Bu işin stresi, yani sıcaktan adeta orada yanmış bir şeyin üzerinde yatıyor. Çatının üzerinde. Orası yani öğlen sıcağında cayır cayır yanan bir çatının üzerinde. Evet. Amerika'nın en önemli belki de başkanını vuracaksınız. Yani belki de dünyanın en önemli birkaç insanından birini vuracaksınız. 20 yaşındasınız. Profesyonel bu işi yapmamışsınız. Bir de hani ben de bulunmadım ama hani o kafanızda mermilerin uçuştuğu bir savaş adrenalini yaşam, bunların hepsi çok eşsiz deneyimler. Kötü deneyimler ama eşsiz deneyimler. Ondan dolayı bu çocuk orada hiç yani hiç serin kanlı bir şekilde eli bile titremeden nefes kontrolünü yaparak vücut pozisyonunu ayarlayarak dürbünlü hedefe sıfırlayarak ve bu kadar insanı hani, atlatarak iyi kötü eğer hayır, atlatma yok işte orada göz yumma yani var. Baktığın zaman varsa işte, eğer o da dörde götürüyor beni yani. O da dörde götürüyor beni. Dörtle altı birleştirince birbirlerini desteklemişler belki. Yol açmışlardır. Yani önlememesi dahi aynen. Orada gizli servisin rolü olduğunu ortaya koyar. İşte burada ben hani İsmail Dükel'in şimdi görüşünü merak ediyorum. Biraz şimdi daha yanaşıyor. Şöyle her şeyi tetikçi planladı ve yaptı. Adamın bir meyli var zaten. Radikal bir tip. Çok belli. Böyle bir niyeti var. Bu niyet dördüncü madde tarafından kullanılmış olabilir. Olabilirdi zaten öyle olmasa orada olmaz o. Şimdi o anlamda o anlamda 6. maddeyi zaten yani o adamı çağırıp da kafasına silah tutup hadi git suikast yap demediler. Adam zaten gönüllü o işe. Orada bir sıkıntı yok. Ama her şeyi o planladı, o mümkün değil. Her şeyi o yaptı, o mümkün değil. Ondan işte çok belli ki, ben. Çok belli ki böyle bir yapı, karakter var ortada. Profil bu. Buna eğimli, istekli, arzulu. İşte bu istek, arzu, eğilim gizli servisin bir bölümü, bir kli tarafından kullanıldı. Şimdi soru çok. Biraz önce sen dedin ki 22 dakika boyunca işte çatıda orada duruyordu. Değil mi? Görmüşler. Evet. Gördüler. Ya birisi dememiş mi arkadaşlar? Ya şu adam başkan adayı. Çatıda o adamın ne işi var? Hani siz de binadasınız. Bir çıkın şu üst katta bir bakın kim o? Diyen olmadı mı? Polis görüyor, sadece bu şey bile polisin görüp kaçması önemli. Hadi korktu kaçtı diyelim. Yani sadece bu bile buradaki gizli servisin sorumluluğunu bana göre arttıran bir unsur. Bakın tek soru soruyorum. Tabii. Ve bu bile olayı arttırıyor zaten. Ama buradan şuna da gidebilir miyiz Yunus? Bir şey söyleyebilir miyim? Evet Yunus. Bir şey söyle. Şimdi bunu ben sosyal medyada sık sık görüyorum. Bir izleyicimiz bizi şu an izliyor dedi ki İsrail ihtimalini ıskalıyorsunuz bence. Olayın daha ikinci gününde İran ihtimalini medyaya boşuna servis etmediler. Demek ki buna yönelik bir plan hazırda duruyor. İsrail ihtimali mi? Ha, yani şimdi gizli servisin bir bölümü diyoruz ya bir kliği. Belki İsrail'le olan ilişki bunu oraya götürmüş de olabilir. Onu şu anda kesinlikle. Son birkaç dakikam çünkü hızlı toparlamamız lazım. Yunus Faksoy. Ama Trump İsrail'i hani, seviyor. Ya seviyor ama şunu diyorlar işte. Diyorlar ya belki sevmekten vazgeçmiştir. İran'a saldırmak için İsrail'in yaptıkları hep Amerika'yı İran'a saldırtma amacıyla ya. Hani bunu da çok dillendiren var sosyal medyada. Acaba doğru. Bunların planı hazır anladım. Mıydı diye. Ondan dolayı çünkü dün istihbaratın bu haberi bütün medyaya yazdırması, servis etmesi benim hiç aklıma yatmadı. Bir de hani bunu hem konuştuk ilk gününde sanırım Fulya sen vardın. Hı hı. Hürriyet gazetesinde de yazdık bugün. Bu başkan yardımcısı J.D. Vance. İki yıldır siyasetin içinde bir anda başkan yardımcılığına ışık hızıyla yükseliyor ve arkasındaki kişi 15 milyon dolar harcayıp onu senatör yapan kişi CIA'ya, FBI'ya, İsrail'e casus yazılımı satan bir milyarder iş adamı. Acaba hani
bir hizaya getirme, onun yanına bir başkan yardımcısı yerleştirme, İran'a saldırtma. Tabii uçuşuyor bunlar da ama her şeyde bakmak geçti lazım ya, böyle Trump'ın görüntüsünü doğru verir misin? Yani İran'a hedef göstermek için bunu yaptı özellikle İsrail. Bu da olabilir. Yani çok iyi niyetli değildi o istihbarat haberi doğru. Bence Abdülkadir doğru. Bey. Çok mantıksız doğru. Onu. Yani bir de şu var, o zaman buradan şuna gitmek şüpheli mümkün. Ya motivasyon lazım. Olarak o bireysel anlamda adam hazırdı ama... Planlamayı yapan da bu işte gizli servis içerisindeki bir klikti, gruptu diye evet. Yorumlamak herhalde son yanlış görüntüsü. Olmaz. Son görüntüsü. Trump konuşacak dedik, bekledik. Yarın. Yarın konuşacak mı bu kez? Kesin mi? Bugün akşam, yani bizim saatimizde akşam, Türkiye'de sabaha karşı herhalde olur. 5 civarı. Başkan yardımcısı Vance konuşacak. Yarın da Başkan Trump kapanış konuşmasını yapacak. Çok merak ediyoruz. Sadece görüntü verdi Trump. Pazartesi günü bizim programda hatta bekliyorduk. Gerçekten bir konuşma yapacak diye duyum aldık zaten. Görüntülerde de ekrana taşıdığımızda ama daha sonra bizim programdan sonra şu görüntüler geldi. Kulağı kapalı, işte sargılı. Şimdi bir de şu tişörtleri de verelim de içimde kalmasın ya Zeynep. Biliyorum son iki dakikadır ama. Şimdi Donald Trump tabii bu olayı yaşadıktan sonra yine suikastin evet. Üzerinden henüz bir gün bile geçmeden suikast anı fotoğraf baskısının yer aldığı tişörtler satışa çıkmış efendim. Asla teslim olma anlamına gelen sloganla satışa çıkan tişörtler $22'dan satışa çıkarılmış. Trump'ın suikast anını da paraya çevirdiler. Görmüş olduğunuz gibi. Artık İsmail Dükel bunlardan alır birer tane. $22. Niye ben alayım? Neyse, emekli maaşına zam geldi, oradan alırsın işte. Yani bu ne hız be kardeşim diyoruz. Emekli maaşına gelen zam bunlar yetmiyor. Adamın şey... Bir şey söyleyeyim, $26 indirim yapmışlar. Ya. Ama indirime bak, sokmuşlar. Abi hangi ara bastınız da fiyat biçtiniz de indirime soktunuz. Bir de şöyle yani. İki tane alana da bir tane bedava. Bir tane bedava falan. Yunus son cümleni alayım bu konu hakkında. Yunus sen de aldın mı bundan? Yatlar ya makul. Yok. Yok, yat almadım. Makul ya, Yunus bana bir tane al. Resmi satışa sunmadı. Bu sefer kendi sunmadı satışa. Yani bunlar şey, yan sanayi. Bunlar fırsatı paraya çağırıp... Ya vallahi ya. Bir asla teslim olma. Melik Yiğitel bir adet tişört istiyor. Yunus yollar mısın? Abi sen Trumpçı evet, mısın evet, artık Yunus. Resmi olarak? İlan ediyor. Melik ne yapacaksın Trump'ın posterini? Ya ben mağdurun yanındayım. Joe Biden'ci değilmiş bu. Ben mağdurun yanındayım. Bir de emeklilerin yanında olsan onlar da mağdur da. Bir mağdur. Peki. Çok teşekkürler efendim. Akıl çemberinin sonuna geldik. Yunus Baksoy selamlar, sağ olasın. Melik Yiğitel teşekkür ediyorum. Ankara'ya selamlar. İsmail Dükel, Abdülkadir Selvi ve Eray Güçler hocamız da. Program ortağı. Program ortağı. Eray Güçler burada mı? O tarafta değil. Programın sahibi. Sen de Donald Trump gibi bakıyorsun yani. Arkadaşlar sizi seviyorum. İzleyicilerimizi de çok seviyorum. Onları daha çok seviyorum. Sağ olun hepimiz. Ve hayırlı bir gece diliyorum. Hoşça kalın.